Kastamonu.com'dan herkese merhabalar. Ben Engin Gürçay efendim. Hemen sağımda Cengiz Gürçay var. Cengiz Gürçay kimdir? Abim olur kendileri. Kastamonu.com'a işletmesini ekledi. Hem de en başından ekledi ama torpil geçmedik. Biz sonlara doğru yaklaştırdık efendim. Geldik kendisine. Cengiz Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Cengiz Gürçay ben. Cengiz Bey, ben sizin en küçüğünüzüm ama bu kazandığınız Gürçay Nakliyat'tan bana hiç komisyon vermiyorsunuz. Komisyonu biz kazanalım. Hak ederse. Hak edene veriyoruz diyorsunuz değil mi? Teşekkürler olsun. Veriyoruz. Peki, Allah razı olsun. Şimdi Cengiz Bey, bu nakliye işlerinde güçlükler var mı? Siz Türkiye geneline gidebiliyor musunuz? Türkiye genelini geziyorum. Bunun için genelde sertifika gerekir. Hani işte K belgesi denilen birçok şey gerekir. Bu tamam var mı bizim firmamızda? Var. K belgesiydi, vergi levhasıydı. Tamamı var. Zaten tamam. eksik bir şeyle ben asla yola çıkmam. Tamam. Buradan da şu çıkıyor. Şimdi evranınız tam olduğuna göre bir de güven söz konusu olmak zorunda. Gürçay Nakliyat kaç yıllık bir kuruluş? 9 yıl net oldu. 9 yıldır hizmet veriyorsunuz şehir arası nakliye. Evet, evet. Yani 9 yıl oldu. 10. yıla girdim. Şükürler olsun. Bugüne kadar geldik. Kimseden şikayet bir şey almadan. Peki şimdi diyelim ki ben sizi işte bu bölgeden, hemen şu an bulunduğumuz işte İstanbul Beşiktaş 1. Levent bölgesinden eşyamı verdim. Buradan teslim aldığınız nokta bir de teslim bırakacağınız nokta arasında eşyaya herhangi bir zarar gelirse, yani kırılma olur, çizilme olur ve benzeri etkileşimler olur. Bu bağlamda müşterinize bu zararını karşılıyor musunuz? Tabii ki karşılıyoruz. Yani bu kendi bünyemizde, ha, sigorta olarak sigorta yaptırmıyorum kısa mesafelerde. Uzun mesafede istenirse... Sigorta ne demek? Eşya sigortası. Tabii, eşya sigortası. Ama eşyasına zarar geldiği zaman, kırıldığı zaman müşteri talep ettiğinde karşılıyoruz. Bunları, yani bunun da tabii zaten 9 yıllık bir geçmişimiz olduğuna göre bu da alenen belli. Peki nakliye işi zor mu Cengiz Bey? Yani oldukça zor. Yani şimdi neticede şu ortamda insan bulmak, adam bulmak çok zor. Yani eleman bulduğunuz adam da işin ehli olmalı. Yani nakliye işine yatkın olmalı. Tabii ki eleman çalıştırmak. Ama ben 9 yıldır aynı elemanlarla çalışıyorum. Güzel bir detay. Farklı eleman kullanamıyorum. Çünkü eşyaya zarar gelir, şey gelir. Bunun haricinde yapmıyorum. Yani çok şükür elemanlarım iyi. Bu sorunsuz devam ediyorsunuz. Bu şekilde ilerliyoruz. Peki siz neredesiniz? Sizin kamyonetiniz hangi lokal? İstanbul'da mı? Beşiktaş. Nerede? İstanbul Beşiktaş 1. Levent olarak geçiyor. Ama siz her yere hitap ediyorsunuz fiyata göre. Tabii ki. Yani genelde zaten bu bölgeden alıyorum. Ha, gidip şehir dışından da alıp geliyorum. Müşterilerim, gitmiş müşterilerim geri arıyor beni. Fiyatı veriyorsunuz eğer uygun görülürse. Peki zaten... bu saçlarınız dökülmüş, nakliye dökmüş diyebilir miyiz efendim saçlarınızı? Yok, nakliyeden önce de zaten fazla bir saçım yok. Belki de ben dökmüşümdür, kim bilir. Yok, bıdı bıdı. Şimdi ben 89 yılından bu yana İstanbul'dayım, çalışmaktayım. İşte stres, iş yorgunluğu, yaşam şartları, bununla alakalı hiç saç kalmadı yani bundan dolayı. Tabii bu arada 16 kardeşiz. Sağ olarak 11 kaldık. 11 tane de kardeş olunca baş belası oluyor. Böyle sonuç ortada. Bana bakmayın, ben dinlemiyorum pek ondan herhalde. Peki buradan bizi izleyen ve izleyecek olan, sonrasında da izleyecek olan gerek hemşehrilerimize gerek sizi tercih edenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese selam olsun. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin inşallah. Meslektaşlarınıza bir şey söylemek ister misiniz? Onlara da yine aynı şekilde yani inşallah hayırlı işler olur. Herkesin işi gücü rast gitsin diyorum. Amin. Evet, biz de İstanbul Beşiktaş 1. Levent bölgesinden sizlere seslendik. Aynı zamanda bu eşya işi diyoruz, profesyonel işidir. Lütfen araştırmanızı iyi yapın, değil mi? Evet. Tercih edecek, gelecek, hizmet alacak tüm müşteri için. Gürçay Nakliyat için söylemiyoruz. Ben kendi işletmem için de hep bunu söylüyorum. Önce araştırmanızı yapın. Ehli mi değil mi? Sosyal medya ağları var mı? Bir paylaşımları var mı? Profesyonel neler mi? Bir de kaç yıllık bir geçmişe sahip? Bunlara mutlaka dikkat edin diyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Sağlıklı ömürler diliyoruz efendim. İstanbul Beşiktaş 1. Levent'ten herkese selam olsun. Herkese selamlar olsun. Görüşmek üzere.